Yeniden selamlar. Tekrar videolarımızla devam ediyoruz. Anayasal hukukuna giriş yapacağız şimdi bu dersimizde. İlk video sizi yordu diye düşünüyorum. Bunlar daha kısa olacak arkadaşlar. Belki neye kısa desem uzuyor ya. <laughs> <laughs> Ağzımı açmayayım ben en iyisi. Yok ya kısa sürer o kadar sürmez bu. Evet hazırsak başlıyoruz. Hazırsınız, mutlusunuz, gülüyorsunuz. Başlıyoruz. Anayasa hukukuna girişte nelerden söz edeceğiz? Önce anayasa nedir bir tanımla bakalım arkadaşlar. Ana ve yasa kelimelerinden oluşuyor değil mi? Anayasa. Anayasa devletin... <laughs> Çok erken deton ölmeye başladım. Devletin şeklini, yapısını, organlarını, organlarının birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen, kişilerin temel hak ve hürriyetlerini güvence altına alan temel metne ne diyoruz biz? Anayasa metni diyoruz. Peki şu an yürürlükte olan anayasa hangi anayasa? 1982 Anayasası. Dünyadaki ilk yazılı anayasa ise <laughs> ABD anayasası olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Peki dünyadaki ilk anayasal belge neydi? Dünyadaki 1215 İngiliz Magna Kartası'ydı. Bizdekileri de birazdan zaten göreceğiz arkadaşlar. Burada anayasa türlerini, işte hükümet modellerini, anayasa özelliklerini anlatırken içlerini de vereceğim arkadaşlar. Hemen başlayalım o zaman. Bizde anayasal süreç nasıl başladı? Senedi ittifakla başladı arkadaşlar. Senede ittifak misak niteliği taşıyan bir belgeydi. Yani bir anlaşmaydı, bir sözleşmeydi. İlk anayasal belge olarak geçmiştir karşımıza. İkinci olarak tanzimat fermanı. Üçüncü olarak istihat fermanı. Ferman niteliği taşır bunlar. Tanzimat fermanı ile hukuk devletine geçişin ilk adımları atılmıştır. Peki vatandaşlık dersi için bunların önemi nedir arkadaşlar? Bakın onların arkasından çat diye anayasalar gelmiş. Çat diye gelmemiş, temeli olmuş aslında. O zaman şöyle söyleyebilir miyim? Senedi İttifak Tanzimat Fermanı ve İstihat Fermanı ne yapmıştır aslında? Anayasacılığa geçişin ilk adımları, anayasacılığa geçişin temellerini oluşturmuştur arkadaşlar. Ve dikkat edin bunlar kesinlikle ne değil? Anayasa değil. Ne peki bunlar anayasa değilse? Anayasal belgeler olarak karşımıza çıkar. Dünyadaki ilk anayasal belge 1215 İngiliz Magna kartısıydı Bizde ne var? Senedi İttifak var arkadaşlar. Arkasından ilk Osmanlı Türk Anayasası karşımıza çıktı arkadaşlar. Dünyadaki ilk yazılan anayasa neydi? ABD Anayasasıydı. Bizde ne? Kanuni Esası. Bir yerde Osmanlı İmparatorluğu'na baktığımızda arkadaşlar ne vardı başlangıçta? Monarşi vardı değil mi? Padişahla yetkilerini paylaşan bir meclis oluştu, bir anayasa oluştu ve meşruti monarşiye geçildi. Yani kanunu esasıyla birlikte biz aslında neyi ilan etmiş olduk? Birinci meşrutiyet ilan edilmiş oldu. Bir özelliği, bir önemi de şudur diyebilir miyiz bunun için? İlk Osmanlı Türk Anayasası kanuni esasidir. Tamam birinci meşrutiyeti ne yaptık biz ilan ettik arkadaşlar. Kanuni esası ilişkin bilmem gereken önemli noktalardan bahsedeceğim. Bütün anayasalarda aslında önemli noktalardan bahsedeceğim. Geldim. Kanuni esasi de bir meclis var. Meşruti monarşi oldu dedik ya. Neydi bu meclisin adı? Meclisi Umumi adında bir meclis var. Ve bu meclis dikkat iki kanattan oluşuyor. Meclisi ayan, heyeti ayan da deriz. Ya da bir kanadı da meclisi mebusan arkadaşlar. Tamam. Yasama erkek çift başlı iki tane anayasa var. Biri kanun esası, Diğerine de 61 diyeceğim. Burada bu özelliği lütfen unutmayın. Meclis Umumi, Meclis Ayan ve Meclis Mebusan olmak üzere iki kanattan ayrılıyor. Mebusan üyelerini halk seçiyordu. Ayan üyelerini padişah. Mebusan üyelerini kim seçiyormuş? Halk. O zaman bir seçim var. Peki. O zaman şöyle söyleyelim. Kanun esasiye göre acaba seçimler kaç yılda bir yapılırdı? Seçimler 4 yılda bir yapılır arkadaşlar. Başkentim neresi o zamanlar? Başkent... İstanbul olarak karşıma çıkar. Tamam mı? Şimdi bakın kanun esasıya ilişkin bilmem gereken vatandaşlık anlamında önemli noktalar bunlar. Bir meclis var evet ama hala kanun teklif etmek için padişahtan izin alınması gerekiyor. Padişin meclis, padişahın, padişne ya? <laughs> Tövbe yarabbim. Daha şu an erken sesim bile açılmamış gibi belki. <laughs> Durun bir yeşil çayımdan içeyim. Ödem atıyor. Keşke bir de stres atan bir çay olsa değil mi? Ada çayı falan demeyin etkisi olmuyor bence. Padişahın meclisi feshetme etkisi var. Padişahın sansür etkisi var. Padişahın sürgün yetkisi var. Dolayısıyla hala aslında bir meclis var ama tam anlamıyla da bir meşrutiyet var mı? Yok arkadaşlar. Padişah meclisi feshetme etkisini kullanarak meclisi feshediyor. Anayasayı tozlu, tozlu raflara ne yapıyor? Kaldırıyor. 30 yıl süren istibdat dönemi dediğimiz bir döneme giriyoruz. Sonrasında tekrar ikinci meşrutiyeti ilan ediyorduk hatırlıyorsanız. İkinci meşrutiyet tekrar ilan ediliyor arkadaşlar. 1908 yılında ikinci meşrutiyeti ilan ediyoruz. 1909 yılında da anayasada bir takım değişikliklere gidiyorlar arkadaşlar. 1909 değişiklikleri dediğimde bu değişikliklerin özü şu aslında. Kimin yetkileri daraltılıyor bakın. Padişah yetkileri daraltılmış, meclisi mebusan yetkileri ne yapmıştır diyeceğiz? Artırılmıştır. Nereden anlıyorum? Şuradan anlıyorum. Diyor ki kanun teklif etmek için padişah izni kaldırıldı. Padişahın sürgün yetkisi kaldırıldı. Padişahın sansür yetkisi kaldırıldı. Padişahın kanunları mutlak veto yetkisi vardı. Mutlak veto yetkisi geciktirici veto yetkisi oldu. Ve padişahın meclisi fes etme yetkisi, Sakın kaldırıldı demeyin, padişahın meclisi fes etme yetkisi sınırlandırıldı arkadaşlar. Anlaştık mı? Bu değişiklikler yapıldı. Sonra biliyorsunuz ki bir milli mücadele dönemi savaş anayasası olarak karşıma çıkan bir anayasam var. Hangi anayasam benim? 1921 anayasası. Milli mücadele dönemi savaş anayasası olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Milli mücadele dönemi anayasasıdır 21 anayasası. İlk adı neydi bunun? Şimdi bu kanun esasıydı ya, teşkilata esansiye demişlerdi arkadaşlar. Sonra anayasa dili Türkçeleşti, anayasa kelimesini kullanmaya başladık. Teşkilata esansiye de yine 21 Anayasası'nın diğer adıydı bilginiz olsun. Peki bir anayasa geldiğinde normalde diğer anayasa yürürlükten kalkar ya, bu kalkmadı. Hem savaş dönemi hem de bir anda olmazdı, adım adım gidilecekti. 21 Anayasası döneminde dikkat! İkili anayasal süreç yaşanmıştır ilkeli anayasal süreç bu ne demek? 1921 Anayasası kanunu esasını yürürlükten kaldırmadı. Hem bunu hem de bunu kullandık. Hem de niye biliyor musunuz? 21 Anayasası bizim dikkat, tek yumuşak ve tek çerçeve anayasamızdır arkadaşlar. Ne demekti anayasa, çerçeve anayasa? Hemen şurada küçük bir anayasa türlerine giriş yapacağım arkadaşlar. Anayasa türlerine. Bizde anayasa türleri nasıldı? Bir yazılı anayasa vardı. Bir de ne vardı? Yazısız vardı. Bunu zaten gördük değil mi? Bizdeki ilk yazılı anayasa ne? Kanunu esasıydı. Yazısız anayasasıyla meşhur bir ülke vardı. Neresiydi orası? İngiltere değil mi? İngilizlerin yazılı bir anayasası yoktu. Diğer bir ayrım. Anayasa çerçeve bir anayasa mıydı? Yoksa kazuistik bir anayasa mıydı? Çerçeve anayasa sadece genel hükümleri düzenleyip detaya yer vermeyen anayasaydı. Kazuistik anayasa ise dibine kadar inen, kazan, bütün detaylara veren anayasaydı. Bir diğer ayrım yumuşak anayasa <laughs> ve sert ya da katı anayasaydı. Burada özellik anlamında şu sert katı anayasanın özelliklerini bilmem gerekiyor. Yumuşak anayasa kanunlar kadar kolay değişebilen, değişmeyen maddeleri olmayan anayasaydı. Sert anayasa ise Değiştirilmesi için belli bir nitelikli çoğunluk aranan, değiştirilmesi normal kanunlardan farklı olan, değiştirilmesi için halk oylamasına yer veren, işte belli bir süre değiştirilmesi yasaklanan, değiştirilemez maddere, maddeler içeren anayasa nasıl anayasaydı? Sert anayasaydı. Bizim bu anlamda tek çerçeve, tek yumuşak anayasamız 1921 anayasasıdır arkadaşlar. Kalan anayasaların hepsi sert ve kazuistik anayasalardır. 21 anayasası dikkat tek yumuşak ve tek çerçeveli anayasamız. Kalanların hepsi neymiş? Sert ve kazuistik. Bunların içinde en sert, en kazuistik olan anayasa ise 1982 Anayasası'dır. <laughs> Bazen bana böyle bir gülme geliyor, size de geliyor ama. Şu anda geldi göndermeye çalışıyorum. Bir çay daha içeyim belki. Bak tepki versene. Belki de bir şey söylüyorum, gülmüyor burada ya. Bazen çok sıkıcı oluyorsun belki. <laughs> Sağ ol Berk yarasın. <laughs> Evet, başka. 21 Anayasasına ilişkin şu özelliği unutmayın arkadaşlar. Yargıdan söz etmeyen tek anayasadır. Yargıdan söz etmez. Ne demek bu? Şimdi bakın bizim mesela şu anda 1982 Anayasasını açtığımızda anayasanın yargı bölümü var. Orada işte anayasa mahkemesini anlatıyor, yargıtayı söylüyor, danıştayı söylüyor falan falan. Mahkemeleri anlatıyor. 21 anayasası zaten çerçevede sadece genel hükümleri düzenlemişti. Yargıdan söz etmeyen tek anayasadır. 2. Dikkat! Yine 21 özgü bir şey. Temel haklardan söz etmeyen tek anayasadır. Temel haklardan söz etmeyen tek anayasa. Şimdi anayasamızı açtığınızda bizim temel hak ve ödevlerimiz var. Konularımızda işliyoruz biliyorsunuz. 21 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerden söz edilmemişti arkadaşlar. 21 Anayasası'nın bir özelliklerinden birisi dikkat sınavda da çıktı. İlk kez egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek milli egemenlik ilkesini getiren anayasa 1921 Anayasası olmuştur. Peki 21 Anayasası'nın acaba hükümet modeli neydi? Arkadaşlar 21 Anayasasında meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir. Şimdi bakın bizim hükümet modellerimiz vardı. Şuraya hemen geçip hükümet sistemleri açacağım küçük. Hükümet sistemi dediğim şey devletin organları vardı ya yasama, yürütme yargı. Onların birleşip ayrılmasıyla ortaya çıkan modellerdi. Kuvvetler birliği ve kuvvetler ayrılığı diye yerler başlıklarımız vardı. Kuvvetlerin birleşmesinde karşıma meclis hükümeti sistemi ve Monarşi çıkıyordu arkadaşlar. Şey, diktatörlük çıkıyordu. Diktatörlük. Diktatörlük ve monarşi çıkıyordu. Tamam. Bu kısma girmeyeceğim bile zaten. Meclis hükümeti sisteminde şöyle çizdiğimde yasama yürütmeden ayrı bir güç değildi. Yasamayla yürütme iç içeydi. Yasama ve yürütme yetkileri iç içeydi arkadaşlar. Dolayısıyla yasama ayrı bir güç değildi. Meclis hükümet sisteminin en önemli özelliği şuydu. Ayrı bir devlet başkanlığı makamı yoktur. Yani daha bakın devlet başkan diye ayrı bir makam yok. Cumhurbaşkanlığı makamı yok başlangıçta. O zaman meclisin başında kim varsa devletin başı da o sayılıyordu arkadaşlar. Anlaştık mı? Kuvvetlerin ayrıldığı sistemde ortaya çıkan modellerse kuvvetler yumuşak ayrılmışsa Parlamenter sistem ki biz 2017 anayasa değişikliğine kadar parlamenter hükümet sistemini kullanmıştık. Diğer bir sistem kuvvetler birbirinden sert ayrılmışsa başkanlık sistemi Amerika'da olduğu gibi. Bir tanesi de yarı başkanlık sistemiydi. Fransa gibi mesela. Tamam. Şu anda bizim hükümet sistemimizin adı ne ama? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Belki biraz gelelim görünmüyor şurası çünkü. Hükümet modelimizin adı şu anda bizim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi arkadaşlar. Peki baktığımız zaman şu bakın bizde 21 Anayasası var. Ne dedik modeline? Meclis hükümet sistemi. 24 anayasası meclis hükümeti sistemiyle parlamenter sistemin karmasıydı. Yani karma hükümet modeli benimsemişti. Parlamenter sisteme ilk kez geçilen anayasa 1961 anayasasıydı. Kuvvetlerin ayrılığını içeren anayasa. Sonra 82 anayasasının ilk halinde biz parlamenter hükümet modeliydik ama 2017 anayasa değişikliğiyle artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda Türk hukukunda uygulanan hükümet modelinin adı nedir diye sorarlarsa cevabınız Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olacak. Ya da şöyle gelirse 82 Anayasası'na göre hükümet modeli nedir? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Sakın gidip ilk halini almayın parlamenter sistem diye. Ha olur da size 82 Anayasası'nın ilk halindeki hükümet modeli derse o zaman parlamenter. Ama artık bizde parlamenter hükümet modeli değil. Ne var arkadaşlar? Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli vardır diyeceğiz. 21 anayasa şeyde kanuni esnası de seçimler kaç yılda bir yapılıyordu? 4 yılda bir yapılıyordu. 21 anayasasına göre seçimler 2 yılda bir yapılır dendi. Seçimler 2 yılda bir yapılır. 2 yıl sonrasında biz neyi ilan ettik? Cumhuriyetimizi ilan ettik değil mi? Cumhuriyetin ilanıyla 1923 yılında anayasada bir takım değişiklikler yapıldı arkadaşlar. Cumhuriyet ilan edildi ve dendi ki artık dikkat. Hükümet şekli ne oldu? Cumhuriyet oldu. Hükümet şekli cumhuriyettir dendi. 24 ile birlikte bu devlet şekli olacak ve madde 1 olacak arkadaşlar. Hükümet şeklini cumhuriyet yaptık. Dedi ki artık cumhurbaşkanlığı makamı oluşturulmuştur. Ne yaptık? Cumhurbaşkanlığı makamını da 23 ile oluşturduk arkadaşlar. Anlaştık mı? Bizim için şimdi <laughs> Yeni bir anayasa gelecek. İki anayasayı da yürürlükten kaldıracak. Kim o? 1924 anayasası. 24 anayasasının kabulüyle birlikte arkadaşlar ikili anayasal süreç sona ermiştir. İkili anayasal süreç ne yaptı? Sona erdi. Yani 24 anayasası hem kanun esasiyi hem de 1921 anayasasını yürürlükten ne yaptı? Kaldırmış oldu. Dikkat! Türkiye Devleti bir cumhuriyettir dendi. Madde bir değiştirilemez. Türkiye devleti bir neymiş cumhuriyettir ve bu hüküm ne yapılamaz değiştirilemez. O zaman değişmez maddesi olduğuna göre detaylı olduğuna göre ben bu anayasanın nasıl olduğunu anlarım. Sert ve kazuistik bir anayasadır. Sert ve kazuistiktir. Benimsedi hükümet modelinin adı neydi peki 24 anayasasının arkadaşlar biraz önce söyledik. Meclis hükümeti sistemiyle parlamenter sistemin karması olarak. Karma hükümet modelini benimsemişti. Bak kanun seçimler kaç yılda bir yapılıyordu? 4. 21'de 2. Tekrar dedi ki seçimler 4 yılda bir yapılır. Seçimler kaç yılda bir yapılıyormuş? 4 yılda bir yapılacaktır. Arkadaşlar 24 Anayasası'nın kendi özelliklerinden ziyade şunu bileceğim ben. 24 Anayasası döneminde bir takım değişiklikler yapıldı. Bu yapılan değişikliklerin... Bazıları kanun değişikliğiydi, bazıları anayasa değişikliğiydi arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi genel olarak bu değişikliklerin tamamına gelin bakalım. O zaman önce anayasa değişikliklerine bakalım. Anayasa anlamında neler değiştirilmiş sonra da dönemde yapılan gelişmelere, değişikliklere bakarız tamam mı? Yıl 1928 ne olmuştu? Devletin resmi dini İslam'dır ibaresi anayasadan çıkarılmıştı arkadaşlar 28 yılında. 1934, hani 33, 30, 33, 34, BMW diyorduk ya arkadaşlar. 33 belediye, 34, şey 30 belediye, 33 muhtarlık, 34 genel oydu. Genel oy anayasa değişikliği olarak karşımıza çıktı. Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın genel oy ilkesi kabul edilmiştir. Ve yine 34'te arkadaşlar seçmen yaşı 18'den 22'ye çıkarılmıştır. Seçmen yaşı 18'den 22'ye 34'te çıkarıldı. 1937 yılında layık devlet ilkesi özellikle bunu bileceğiz. Atatürk ilkeleri ne yaptı anayasaya girdi arkadaşlar. Atatürk ilkeleri. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laikçilik, halkçılık, devletçilik ve inkılapçılık. Bunların içinde unutmayın ki en önemlisi soru olma potansiyeli olan laik devlet ilkesi ne zaman kabul edilmiştir? 1937. Diğer gelişmelere bakacak olursak arkadaşlar neler yapılmıştı? Mesela 1930, 1933 bunlar bir anayasa değişikliği değil. Tamam o dönem 24 Anayasası döneminde yaşanan gelişmeler. 30'da kadınlara belediye, 33'te muhtarlık seçimleri karşımıza çıkmıştı. Sonra 1946 çok partili seçim. Tek dereceli seçim karşıma çıktı. Çok partili seçim ve tek dereceli tek seçim yazmışım. Tek dereceli seçim, dereceli seçim. 1950 gizli oy. Açık sayım, döküm karşımıza çıktı. Tamam. Gizli oy, açık sayım, döküm karşımıza çıktı. O zaman 1934'te ne gelmiş? Kenaro ilkesi gelmiş. 37'de Laik devlet ilkesi 28'de resmi dini İslam'dır ibaresi kaldırılmıştır. Soru. Aşağıdakilerden hangisi 1924 anayasasında yapılan değişikliklerden biridir? Bak anayasası diyor. Şıklarda şu var bir de genel oy ilkesi var. Cevabınız genel oy ilkesi olur. Bu direkt anayasa değişikliği. Bu o dönemde bazıları kanunla değişen gelişmeler arkadaşlar. Anlaştık mı bu noktada? Bence anlaştık. 24 Anayasası dönemindeki en önemli değişikliklerimiz bunlar. Sonra biliyorsunuz ki 60'ta bir darbe oldu arkadaşlar. Demokrasi çöktü. Darbenin ardından kurucu bir meclis toplandı ve yeni bir anayasa hazırlandı. Dolayısıyla 61 Anayasası için ne diyeceğiz? Kurucu meclis tarafından hazırlanmış bir anayasadır diyeceğiz. Tamam kim hazırlıyormuş bunu? Kurucu meclis tarafından hazırlanmıştır ve darbe anayasasıdır. 82 Anayasası da aslında kurucu meclis tarafından hazırlanmıştı. Şimdi ikisini verip sonra farkına bakacağız birlikte. İkisi de kurucu meclis tarafından hazırlandı. İkisinde de bir kanat askeri, bir kanat sivil kanattan oluşuyordu ama isimleri farklıydı. 1961 Anayasası'nda halk oylamasıyla kabul edildi. Bu da halk oylamasıyla kabul edildi ama halk oylaması Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ne yaptı? birleştirildi. Cumhurbaşkanı da seçilmiş oldu. Arkadaşlar 61 Anayasasına ilişkin bilmem gereken özellikler neler? Bir kere sert ve kazuistik anayasa, en özgürlükçü anayasa, temel hak ve özgürlükleri en geniş biçimde düzenleyen anayasa 1961 Anayasası'dır. Dikkat. 1961 Anayasasında yasama erki çift başlı. Nasıl yani? Bir kanadına Millet Meclisi, bir kanadına Cumhuriyet Senatosu derler arkadaşlar. Nasıl gelir sorusu anayasalara öncül olarak yazar daha önceki yıllarda çıktı. Hangi anayasalarda yasam? var çift başlı derse cevabınız 1. 61 anayasası diğeri ne olacak bak. Kanun esasiye geldim. Meclis umum İkisinde ne var çift başlı yasamalar var arkadaşlar. 1961 anayasasının getirmiş olduğu bazı ilkler var. Şimdi onlara bakacağız. Bizim için de önemli ilkler onlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hemen bakalım neler neler var. Anayasa Mahkemesi kurulmuştur ilk kez. Bak, Anayasa Mahkemesi kuruldu. Neler çıktı başka karşıma benim? Yargıtay. Danıştay. Askeri Yargıtay. Uyuşmazlık Mahkemeleri düzenlendi. Dikkat! Askeri yargıta 2017 anayasa değişikliğiyle kaldırılmıştır arkadaşlar. Milli Güvenlik Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı yine karşıma çıktı buralarda düzenlendi bilginiz olsun arkadaşlar. Dikkat! Sınavda çıktı. Sosyal devlet ilkesi ne zaman kabul edilmiştir? Sosyal devlet, hukuk devleti, demokratik devlet ilkeleri kabul edilmiştir. Ve İnsan haklarına en özgürlükçü dedik ya insan haklarına dayalı devlet anlayışını benimsemiştir. 1961 Anayasası arkadaşlar. Peki başka ne söyleyebilir mi? 61 Anayasası'na ilişkin? İlk kez kuvvetleri ayırdı değil mi? Parlamenter sisteme geçiş yaptı. Meclis dışından ilk kez bakan atama usulüne yer veren anayasa yine 61 Anayasası. Tek ço çoğulcu olan anayasamız... 1961 anayasası arkadaşlar. Sonra 71'de bir muhtura verildi arkadaşlar ve 71-73 değişiklikleri karşıma çıktı benim. O değişiklikle birlikte şu anda bizde kaldırılan bir şey, onu söylemek için veriyorum bu değişiklikleri, diğer değişikliklerine bakmayacağız. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi vardı ya 71-73 değişikliğiyle kurulmuştu. Ancak 2017 anayasa değişikliğiyle, askeri yargıtayla birlikte... Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne ne yapmıştı arkadaşlar? Kaldırılmıştı demiştik tamam mı? Sonra 80'de bir darbe daha gerçekleşti. Arkasından kurucu meclis toplanmıştı ve anayasayı hazırlayıp halka sunmuştu. Aynı zamanda da Cumhurbaşkanı belirlenmişti ve o anayasa hala nerede şu an? Yürürlükte olan anayasamızdı bizim arkadaşlar. Peki 61 anayasasıyla 82 anayasasının farkları anlamında bakacak olursak neler söyleyebiliriz? Şimdi gelin 82 anayasası ile 61 anayasası benzerliklerine ve farklarına bakalım. Arkadaşlar şuraya geliyorum şimdi 1961, 1982. 82. İkisi de ne anayasasıydı bunların? İkisi de darbe anayasasıdır. İkisi de kurucu meclis tarafından hazırlanmıştır. Doğru mu? Evet. Fark burada çıkıyor. 61 anayasasındaki kurucu mecliste Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi vardı. Sivil kanat ve asker kanadın isimleri Milli Birlik Komitesi, askeri kanat Sivil Kanat Temsilciler Meclisiydi. 82'deki Kurucu Mecliste sivil kanat ve asker kanat yine vardı. Asker kanadın adı Milli Güvenlik Ko Konseyi, Milli Güvenlik Kurulu gibi düşünmeyin. Milli Güvenlik Konseyiydi. Sivil kanadın adı ise Danışma Meclisiydi arkadaşlar. Tamam? Danışma Meclisi. Her iki anayasada halk oylamasına sunularak kabul edilmiştir halk oylamasına sunularak kabul edildi. 82'de artı ne çıktı? Bir de Cumhurbaşkanı belirledik arkadaşlar. Özgürlükçü düdem 61. Hürriyet otorite dengesinde kimin ağırlığı artmıştır? Hürriyet otorite dengesinde hürriyetin ağırlığı artmış, özgürlükçü olmuştur. 82'de hürriyet otorite dengesinde otoritenin ağırlığı artmıştır arkadaşlar. 61 insan haklarına dayalı devlet ilkesini benimsemişken 82 insan haklarına saygılı devlet ilkesini benimsemiştir. Bilginiz olsun. Anlaştık mı? Böylelikle anayasal süreci ne yaptık? Tamamladık arkadaşlar. Çok küçük hemen şimdi size sorular soracağım ben. İlk anayasal belge nedir? Senedi ittifak. İlk Osmanlı Türk Anayasası kanuni esası. Yasama erki çift başlı olan anayasa hangisidir? Yasama erki çift başlı olanlar. Bak dikkat. Kanun Esası ve 1961 Anayasası. İkili anayasal süreç ne zaman yaşanmıştır derse, iki anayasayı ne zaman kullandı? 21 Anayasası döneminde. İkili anayasal süreç ne zaman sona ermiştir derse, 1924 Anayasasıyla. Laik devlet ilkesi ne zaman kabul edilmiştir? 1937. Gizli oy açık sayım döküm 1950. Genel oy ilkesi 1934. Resmi din İslam'dır ibaresi ne zaman kaldırıldı? 1928. Çok partili seçim, tek dereceli seçim derse 1946. Kadınlara belediye 30, muhtarlık 33 ve genel oy 34. Seçmen yaşı 18'den 22'ye ne zaman çıkarılmıştı yine? 1934. Sosyal devlet ilkesi ne zaman kabul edilmiştir? 61. Anayasa Mahkemesi ne zaman kurulmuştur? 61. Hukuk devleti demokratik devlet ilkeleri ne zaman kabul edilmiştir? 1961 anayasasıyla kabul edilmiştir arkadaşlar. Tek yumuşak tek çerçeve anayasamız 21. En sert en kazuistik anayasamız 1982. Temel hak ve hürriyetlerden söz etmeyen tek anayasa 21. Yargıdan söz etmeyen tek anayasa 21. Milli egemenlik ilkesini ilk kez kabul eden anayasa 20 bir anayasası arkadaşlar. Başkent Ankara hükmü anayasaya ne zaman dahil edilmiştir derse 24 anayasası ile birlikte başkent Ankara hükmü anayasaya girdi arkadaşlar. Ne zaman değişmez hüküm oldu derse ne diyeceğiz? Bunu bir sonraki videoda daha detaylı anlatacağım. Ankara anayasanın 3. maddesinde yazıyor. 3. madde ne zaman değişmez oldu? 82 ile birlikte. Başkent Ankara hükmü anayasaya 24'te girmiş. Ne zaman değişmez olmuş? 1982 ile değişmez olmuş. Anayasa hukukuna giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi diğer videomuzda tekrarlarımızla devam edeceğiz. Hoşçakalın.